Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Asker. Bugün sizlere genel olarak Airsoft oyununun dünya çapındaki ve Türkiye'de bildiğim kurallarından bahsedeceğim. Bu kurallar çoğunlukla Airsoft oynanan gruplar arasında farklılık gösterebilir. Ama genel olarak şunlardan oluşmaktadır. Birinci kural, daima oyun içerisinde ve oyun alanı dışında belirlenen yerlerde balistik gözlük takılması zorunludur. İkinci olarak, oyunu oynamak için bir adet Airsoft tüfeğiniz ya da Airsoft tabancanız olması yeterlidir. Daha rahat bir oyun için sağlam bir bot, yüz maskesi, kamuflaj ve yardımcı ekipmanlar sizin konforunuzu arttıracaktır. 3. Vücudunuza ve yeleğinize ve bazen de oyuncağınıza doğrudan gelen boncuklar vurulmuş olmanız için yeterlidir. Bu gibi durumlarda kesinlikle vuruldum diye bağırıp oyundan çıkmanız oyunun en önemli kurallarındandır. 4. Oyunda dummy knife kullanarak bir başka oyuncuyu uzaktan ya da yakından temas ile işaretleyebilirsiniz. Bu dummy knife dediğimiz bıçak aslında plastik bir bıçaktan başka bir şey değildir. Dummy knife ile bir oyuncunun arkasından sessizce yaklaşarak onu gerçekten yaralamayacak biçimde bıçağa temas ettirerek oyun dışı bırakabilirsiniz. Ve sessizce dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Buna silent kill yani sessizce öldürme denir. 5. Vurulduğunuzda elinizi kaldırıp vuruldum demeniz kesinlikle şarttır. Vurulduktan sonra elinizi kaldırmadan bağırmadığınız takdirde karşınızdaki düşman size boncuk atmaya devam edecektir. Ancak bu kural silent kill durumlarında geçerli değildir. 6. Vurulduktan sonra güvenli olarak belirlenen alana giderken vurulduğunuzu gösteren bir adet fosforlu yelek ya da renkli bir kafa bandınız olması şarttır. Bu bandı veya yeleği oyun alanının dışına çıkarken kimse sizi bir daha vurmaması için takmanız iyi olacaktır. 7. Airsoft oyuncaklarıyla duvar kenarlarından ya da duvarlardaki boşluklardan kör atış yapılması kesinlikle yasaktır. Atış yaparken her zaman kendinizi düşmana göstermeniz gerekmektedir. 8. Özellikle Airsoft tüfeklerinin FPS alt limiti 360, üst limiti ise 420'dir. Daha yüksek FPS'li diğer oyuncaklar keskin nişancı tüfeği olarak kullanılır ve Airsoft tüfeklerinin hepsiyle çok yakından atış yapmak kesinlikle yasaktır. Oyun alanlarında vuruldum ya da vurulmadım tartışması yapılması kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda karşı karşıya kalındığında tartışma yapan oyuncular oyun alanının dışına çıkmak zorunda kalırlar. 10. Türkiye'de profesyonel Airsoft dernekleri ve gruplarıyla Airsoft oynamak için 18 yaş sınırı şarttır. Ayrıca Airsoft alanına gelirken yanınızda gerçek tüfek, tabanca, alkol ya da uyuşturucu getirmeniz ve bunları kullanmanız kesinlikle yasaktır. İşte dünya genelinde ve Türkiye'de Airsoft oynamak için uymanız gereken kurallar kısaca bunlar. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.